şey olmuş. Bir dakika, ben de bir görüşümü söylemek istiyorum lütfen. Buyur. Söylesin bunu zaten. Yani burada bir takım arkadaşına bir saldırıda bulundu. Değil mi? Hepimiz dehşete düştük. Olamaz böyle bir şey dedik. Galatasaray yönetimi mutlaka bunun cezasını verir dedik. Şimdi olay oralardan bir yerlere geldi. Kerem'in abisi paylaşım yapıyor, affetmeyeceğiz diye. Kerem'in abisi yarım saat sonra hesabını kapatmak zorunda kalıyor. Dayağı yiyen linç. Kerem, dayağı yiyen Kerem, linci yiyen Kerem'in abisi. Rıdvan mıydı? Yani bu kadar Rıdvan. Olamaz. Bakın burada bir başarısızlık var. Linçten, sahada dün gördük. Danimarka temsilcisine karşı Galatasaray'ın nasıl oynadığını gördük. Hiçbir şey yok. Biraz daha son vuruşlarını iyi yapsalar çok farklı bitebilecek bir skor. Ya neredeyse tefalı bakıyorsun. Bir saniye. Ne, nasıl bir saniye bakın, ya? Bakıyorsunuz bir sürü transferler. 6,5 milyon euroya Romanya'dan transferler vesaire. Sahaya bakıyorsunuz. Sen ortada çok... hiçbir şey yok. Burak Elmas. Bak ikidir. İkidir. Ben üzerime alınıyorum. Burak Elmas yok, televizyondakiler... Burak Elmas değil. Ne diyeceğiz? Sayın Başkan diyeceksin. Burak Elmas Sayın değil. Başkan ben diyeceksin. İsmiyle soy ismiyle Ahmet Nurçevi demiyoruz. Sayın hayır, Ahmet Nurçevi diyoruz. Herkes kendini... Yok öyle bir lan. Ahmet Nurçevi'yle alakalı neler söylediğinizi biliyorum. Öyle bir şey yok. Ozan, ben Burak Elmas diyorum. Herhangi bir saygısızlık yok bunda. O Burak Elmas senin, Burak Elmas senin asker arkadaşın değil. Burak 30 milyon başkanı. Benim hiçbir şey ben buna müsaade etmem hiçbir kardeşim. Hiçbir şey değil mi? Sen, ben Ahmet Nurçevi ile ilgili böyle konuşmuyorum. Ben ismiyle hitap etmiyorum. Burak Elmas ismi soy ismiyle hitap başkandır. Başkansa başkan ne yapalım yani? Ne demek ne? Nasıl işte. Konuşuyorsun sen böyle İşte Ahmet Nurçevi ile nasıl böyle konuşuyorsun? Ahmet ben Sayın Ahmet Nurçevi diye giriyorum konulara. Neler söyledin Ahmet Nurçevi hakkında burada? Sen de, sen de Sayın Burak Elmas'ta arkasından bak, gerekeni konuyu, söyle. Konuyu lütfen çarpıtmayalım. Çarpıtma yok çarpıtmayalım. Şu anda, burada mesaj geldi bana. Oğuz Altay'da geçen hafta. Oğuz abiye bir versenize ne yapıyor Oğuz abi ya? Sıkıldım ya. Ateş bastı yani. Bu nereden girdik ya? Bu konuya buradan girdik. Kalktı geldi şeyde dünkü maçtan bahsediyor. Avrupa kupalarında Galatasaray başarısız olursa sen seviniyor musun? Alt yazıyı falan. Niye sevineyim? Ülke puanı niye anlatıyorsun? Niye ya ne demek son işte başarısızlık senin... var. Bu başarısızlığın nedeni başka yerlere çekilmeye çalıştığını söylüyorum. Ben bir yorum yapıyorsam. Peki ben istatistik bu analizimi söylüyorum. Yapıyorsam istatistik bunu söylemek söylüyorum. Zorundayım ben ya. Söyle. Söyle. Ben söyledim hayır, abi. Sana, hayır. Hayır bu konuda istatistik söylüyorum. Oğuz abi Beşiktaşlar diyorlar ki. Son 10 senede Galatasaray'ın, Başakşehir'in, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında topladığı puanlarda en düşük puanı alan kulüp Beşiktaş. Çıkar bunları ortaya koy. Ya, bak, evet. Son 5 sene, son 10 sene, son 15 senede Avrupa'da ülkemizde en fazla ülke puanı toplayan Beşiktaş'tır. En az. Son 15 senede daha. Başakşehir'den geridesiniz. Her şey kayıtlı. Başakşehir'den geridesiniz. Oğuz abi. Hayatınızın neresinde? Oğuz abi. 1976'da kurulan Trabzon. Çıkartıp yayınlayacağız burada. 1976'da kurulan Trabzon kadar başarınız yok be. Bunu da mı konuşturacaksınız ya, bakın, en sonunda? Bakın, Galatasaray'ın sahasındaki başarısızlıklar nerelere getiriliyor? Bakın Burak Elmas çıktı dedi ki. Bir araya girebilir miyim? Ben bir tamamlayayım. Çok kısa bir şey söyleyip sana döneceğim. Buyurun. Seninle ilgili çünkü Oğuz abi. Buradan Beşiktaşlı dostların ve dostlarımız da diyorlar ki sevgili Oğuz kardeşime söyle lütfen o da geçen hafta Sergen Yalçın'a Sergen diyordu. Ben de şunu söylüyorum ben bugüne kadar yaptığım bütün konuşmalarda tüm kulüplerde teknik direktörlere ve başkanlarına ne söyleyeceksem söylerim sayın kelimesiyle başlarım. Ama benim olduğum masada eğer ben bu masada yoksam siz konuşun kardeşim. Benim olduğum yerde öyle Galatasaray Başkanı'na 30 milyonun temsilcisine çıkıp da ismiyle öyle asker arkadaşınız değilsiniz kusura bakmayın. Ben Burak demiyorum. Siz bu koltuğu ben bugüne Burak kadar demiyorum. Boş bulmuşsunuz. Burak Elmas diyorum. Hadi bırakın herhangi işleri. Bir saygısızlık görmüyorum ben. Ne diyorsun? Herhangi bir saygısızlık Burak Elmas diyorum. Nasıl olur böyle bir şey ya? Arkadaşın mı senin? Ya arkadaşım olmak zorunda mı? Değilse saygılı i̇smini, davran. İsmini hitap saygılı davran. İnsanlara örnek ol. Ben bu konuda hemfikir hayır. değilim. Hemfikir değilsen uyacaksın buna. Ben kesinlikle hemfikir değilim. Uyacaksın Burak Elmas, buna. Bak, ben şunu tamamlayayım. Burak Elmas çıktı seçimden önce dedi ki 100 milyon euroluk sponsoru açıklayacağım dedi. Ya bırak bu işleri 10 günde ya, transferleri açıklayacağım nereye dedi. Geliyorsun? Bak nereden nereye geldik işte bak. Nereden ne? Herkes suçlu. Ama bugün TFF diyorlar ki suçlu. Şampiyonluk önemli değil. Herkes yani bugün şampiyonluk önemli değil. Federasyonla olan bizim sıkıntımız daha büyük. Tamam. Biz şampiyonluk düşünmüyoruz. Şampiyonluk düşünmüyorsanız Marko'yu niye kadro dışı bıraktı? Geri alacaklar mı almayacaklar mı? Ha, göreceğiz bakalım. Akıllısın değil mi sen? Sen göreceğiz çok akıllısın. Bakalım. Eğer şampiyonluk sen ne kadar akıllısın? Görüntü tam ya, sen ne kadar akıllısın? Alakası ben dedim göreceğiz. Ki nasıl bir duruş sergileniyor? Hepsini ben dedim ki o duruşun kralı sergileniyor şu anda. Göreceğiz bak. Ben dedim ki evet. Galatasaray Giresun maçı. Oğuz abi sıkıntınız ne şu anda? Ben sıkıntımı söyleyeyim. Ben sıkıntımı konuşuyorum. Hayır, Galatasaray'ın sıkıntısı. Kardeşim niye bak ben her şeyde federasyon? Niye her şeyde neden federasyon? Neden federasyon? Galatasaray servet yardımcıyla başlayan bir operasyona uğruyor. Geçen seneden beri uğruyor. Fatih Terim Galatasaray'ın başına geldiğinden beri uğruyor. Biz bununla ilgili diplomasi yollarını kullanıyoruz. Kibarca ziyaret yapıyoruz. Yazılı deklarasyon yayınlıyoruz. Federasyona diyoruz ki
Bizim sıkıntımız var kardeşim. Bizim eğer bir suçumuz varsa ceza veriyorsanız kurallara uygun olarak, avukatımız da orada. Biz buna razıyız. Ama emsal kararlarda Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ceza vermiyorsun. O zaman sen bunu korumak için yola çıkan, şimdi geçmiş dönemde başkanımızın rahatsızlıkları vardı. Mustafa Cengiz'in, Sayın Mustafa Cengiz'in. Yeterli reaksiyonu gösteremediği günler oldu rahatsızlığından dolayı. Evet. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aynen öyle. Bu durumda birini çıkıp bunları savunması gerekiyor. Fatih Terim çıktığı zaman şap diye ceza. Ama Sayın Mustafa Cengiz o zaman Fatih Terim'le uğraşıyordu. Bak tamam, bunlarla uğraşıyordu. Zaten Galatasaray'ın geçen sene avarajla şampiyon ruhu kaybetmesinin nedeni Galatasaray'daki iç çekişmeydi. Beden ne? Bir tarafta söyleyeceğim. Bir tarafta tarihin en ünlü, en meşhur Beşiktaş'ını anlatıyorlar. Çok iyi futbol oynuyor. Buna ben de katıldım. Geçen sene en iyisiydi. Bakın bu arada bunu da söylüyorum yani. En iyisiydi. Bir tarafta Galatasaray iç sorunlarıyla uğraşıyor. Hakemlerle uğraşıyor. Cezalarla uğraşıyor. Avarajla Beşiktaş ancak şampiyon olabiliyor. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki denge bu. Tamam. Ve bir istatistik daha son söyleyeyim. Ondan sonra tabii ki size bırakacağım. Eğer bugün bak niye şampiyonluk önemli değil biliyor musunuz? Galatasaray için söylüyorum. Başka kulüpler için, herkes için önemli. Şu andan itibaren Galatasaray 18 sene şampiyon olamasa, Beşiktaş ortalama 3 senede bir şampiyon olsa, Fenerbahçe de şimdiki istatistiğe göre 10 senede bir olsa, 18 sene sonra Beşiktaş Galatasaray'ın şampiyonluk sayısında ancak yanına gelebiliyor. Ben şimdi neyi konuşacağım? Benim rakibim bile değiller şu anda. Şimdi ben bir ekrana bir görüntü istedim. Evet, bir görüntü istedi. Tabii görüntü istedi. Şimdi sevgili seyirciler, Oğuz Altay ceketini çıkarttı, bir yönetmenimden rica edeceğim.